Merhaba değerli biziniz Channel Türk izleyenleri. Bir Kaderin Şifresi programında daha birlikteyiz. Kaderin Şifresi programında gelecekle alakalı sizleri neler bekliyor? Aşk, para, sağlık. Merak ettiğiniz tüm soruların cevabı bu programda yanıt buluyor. Değerli izleyicilerimiz, yorumlarımıza burçların lideri olan Koç burcu ile başlıyoruz. Sevgili koçlar, yılın önemli ve hareketli bir haftasındayız. Bu haftaya gökyüzünde gezegen değişimlerimiz var. Haftaya şanslı başlıyorsunuz. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Çünkü burcunuzda ilerleyen güneşin Jüpiter'le keyifli bir açısı var. Keyifli bir açısı söz konusu. Bu da sevgili koçların bu haftayı güzel geçireceğini işaret ediyor. Özellikle iş, kariyer ve parasal anlamda rahatlamalar, kazanımlar söz konusu olabilir. Maddi olarak kazançlı geçireceğiniz bu haftayı kariyer ve iş odaklı geçirerek duygusallığı biraz daha ikinci planda tutacaksınız. Duygusallığınız biraz daha ikinci planda olacak. Fakat maddi olarak kazançlı ve kazanımlı bir hafta geçireceksiniz. Duygusallığın ikinci planda olacağı bu haftada koçlar için yakın çevrenizde bir takım kırgınlıklar söz konusu olabilir. Çevrenizdeki insanları kırabilirsiniz, üzebilirsiniz. Buna dikkat etmelisiniz. Fazla kırıcı olmamanız, yapıcı olmanız sizler için bu haftaki tavsiye. Sevgili koçlar, hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere. Sevgili boğalar, yılın önemli bir haftasındayız. Terazi burcunda ay tutulması meydana gelecek ve gökyüzünde önemli gezegen değişimleri söz konusu bu hafta içerisinde. Haftaya oldukça güçlü başlayacaksınız. Burcunuzda ilerleyen Venüs'le Plüton'un yapacağı üçgen açı genel olarak kendinize güveninizin artmasını sağlayacak bir gelişim olarak görünüyor. Yapmış olduğunuz planların ve projelerin hayata geçirmeniz için çok uygun bir haftadasınız. Eğer kafanızda planlamış olduğunuz, yapmayı düşündüğünüz, bugüne kadar ertelediğiniz kariyerinizle alakalı, eğitiminizle alakalı planlarınız, programlarınız varsa bunu hayata geçirmek için çok uygun bir haftadasınız. Sevgili boğalar, bu planları ve projeleri hayata geçirmek istediğiniz takdirde, bu yönde bir çaba sergilediğiniz takdirde ailenizden ve yakın çevrenizden de inanılmaz şekilde destek göreceğiniz, yardımda bulunulacak bir hafta sizleri bekliyor sevgili boğalar. Sevgili boğalar, haftaya görüşmek üzere. Sevgili ikizler, yılın önemli ve hareketli bir haftasındayız. Dolunayla beraber bir ay tutulması yaşanacak bu hafta içerisinde. Bunun yanı sıra gezegenlerin burç değişimleri, gökyüzünde yaşanacak olan diğer önemli bir gelişme. Merkür ayın başında Koç burcuna geçecek. Balık burcundan ayrılıp Koç burcuna geçecek ve sizin 11. evinizde ilerlemeye başlayacak sevgili ikizler. Ayın ortasına kadar da sizin 11. evinizde kalacak. Sizin açınızdan olumlu bir gelişme olarak değerlendirebiliriz. Bu gelişmeyi zihin gücünüzün, iletişim gücünüzün yüksek olduğu bir hafta olacak. Bu da size yeni iş imkanı, yeni anlaşmaları ve yeni arkadaşlıkları getirecek, getirmesi söz konusu. Ve bu yeni arkadaşlıklar, iletişimimizin güçlü olması, kurmuş olduğunuz bağlantıların da sizlere maddi olarak, parasal olarak da bir takım getirileri olacak. Güzel bir hafta geçireceksiniz. Öyle görünüyor, öyle değerlendiriyoruz. Sevgili balıklar, hem iş anlamında, hem kariyeriniz anlamında, hem parasal anlamda güzel bir hafta geçirmenizi ümit ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Sevgili yengeçler, yılın önemli ve hareketli bir haftasındayız. Haftanın hemen başında Merkür Koç burcuna geçecek, Mars ise Boğa burcuna geçecek. Merkür ayın ortasına kadar Koç burcunda kalacak. Bu dönemde işinizle ve kariyerinizle ilgili çok fazla iletişim halinde olmaya hazırlanın sevgili yengeçler. İletişimin ağırlıklı olarak hayatınızda önem kazanacağı bir haftaya giriyoruz. Hafta girişi yapıyoruz. Bazı iş seyahatleri ve eğitim konuları olabilir, söz konusu olabilir. Yoğun tempolu geçireceğiniz bir haftadasınız sevgili yengeçler. Bu yoğun temponun kendinizi ihmal etmesine izin vermeyin. Bu yoğun tempo ufak tefek sağlık problemleri getirebilir. Sağlığınıza dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere sevgili yengeçler. Sevgili aslanlar, yılın önemli ve hareketli ve aslanlar açısından oldukça güzel bir haftasındayız. Siz aslanlar için oldukça güzel enerjiler var bu hafta için.
burcunuzda ilerleyen Jüpiter'in Koç burcunda ilerleyen Güneş'le yapacağı üçgen açı haftanın sizin açınızdan olumlu ve güzel geçeceğine işaret ediyor. Yaşam enerjinizin ve iyimserliğinizin yükseldiği bir dönemdesiniz. Mars ayın ortasına kadar Boğa burcunda olacak. Yani kariyer evinizde ilerleyecek. Bu da işiniz ve kariyerinize odaklanacağınıza işaret ediyor. Kariyerinizle ve işinizle alakalı ağırlık vereceğiniz, önemli kararlar alacağınız bir hafta içerisindesiniz. İşinizde ve kariyerinizde ön plana çıkacağınız bu haftada yeni plan ve projeleri hayata geçirerek beklediğiniz ve istediğiniz başarılara imza atabilirsiniz. Sevgili aslanlar, haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgili başaklar, yılın önemli ve hareketli bir haftasındayız. Ay tutulması meydana gelecek ve bunun yanı sıra da gezegenlerimizin burç değişimleri var. Haftanın hemen başında sevgili başakların gezegeni Merkür, Koç burcuna geçecek ve ayın ortalarına kadar Merkür Koç burcunda kalacak. Bunun sizlere yansıması ise zihniniz ve motivasyonunuz parayla ilgili konulara yönelebilir, maddiyatın ve paranın ön plana çıktığı bir hafta geçirebilirsiniz. Maddi konularda önemli görüşmelerin, anlaşmaların, sözleşmelerin olacağı bir hafta söz konusu başaklar için. Parasal sıkıntı yaşayan başaklar için ise parasal sıkıntılarının çözüleceği ve bu yönde destek alacakları bir hafta olacağını söylemek mümkündür. Genel olarak sevgili başaklar, maddi olarak güzel bir hafta geçireceksiniz. Geçen haftalardan yaşamış olduğunuz kalan borçlarınız, maddi sıkıntılarınız bu hafta çevrenizdeki ve iş hayatınızdaki arkadaşlarınızın, ailenizin desteğiyle son bulacak, birikmiş ödemelerinizi yapabileceksiniz diyebiliriz. Çünkü kariyer evinizdeki hareketlilik sizin maddi olarak hareketli bir hafta, kazançlı bir hafta geçireceğinizi işaret ediyor. Güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın. Sevgili teraziler, sizin için yılın oldukça önemli bir haftasındayız. Gökyüzünde önemli gezegen hareketleri ve açıları var. Haftanın hemen başında Merkür Koç burcuna geçecek ve ayın ortasına kadar Koç burcunda kalacak. Ve sevgili terazilerin ilişki evinde olacak. Merkür'ün ilişki evinizde olacağı için her türlü ilişkinizde iletişimin artacağı ve ön planda olacağı bir hafta yaşayacaksınız. Yani sizin için ilişkilerinizin ve ikili görüşmelerin ön planda olacağı bir hafta olacağını söyleyebiliriz. Geçireceğinizi söyleyebiliriz. Bu hafta içerisinde parasal konularda dikkat etmeniz gerekiyor. İkili ilişkilerinizin ön planda olacağı haftada parasal olarak biraz harcamalar söz konusu olabilir. Hani sizin kazancınızın üzerinde harcamalar söz konusu olabilir. Bu da sevgili terazileri bu hafta içerisinde sıkıntıya sokabilir. Harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. Harcama yaparken biraz daha dikkatli olmalı ve düşünceli davranmalısınız. Ki ilerleyen haftalarda bu haftanın sıkıntısını, problemini yaşamayın. Sevgili teraziler, güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın. Sevgili akrepler, oldukça hızlı ve hareketli bir haftadayız. Bu hafta ay tutulması meydana gelecek. Bunun yanı sıra gezegenlerin de burç değişimleri söz konusu. Yani gökyüzü bu hafta oldukça hareketli. Ayın başında Merkür Koç burcuna geçecek ve ayın ortasına kadar Koç burcunda kalacak. Ve sizin gezegeniniz Mars Boğa burcuna geçecek. Bu dönemde özellikle günlük hayatınızda, çalışma koşullarınız, iletişim ve iletişimle ilgili konularda biraz daha gündeminizde olabilir. Kariyer evindeki hareketlilikler de sevgili akreplerin iş alanında kazanç anlamında güzel ve kazançlı bir hafta geçirme ihtimallerinin yüksek olduğunu gösteriyor. İşinizin, kariyerinizin ön plana çıkacağı bu haftayı maddi olarak kazançlı ve kazanımlı geçireceğinizi düşünüyorum. Önünüze çıkacak fırsatları tepmemeniz, iyi değerlendirmeniz sizler için tavsiyemdir. Sevgili akrepler, haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sevgili yaylar, yılın hareketli ve önemli bir haftasındayız. Ayın başında önemli gezegen değişimleri söz konusu. Merkür Koç burcuna geçecek, Mars Boğa burcuna geçecek. Merkür ayın ortalarına kadar Koç burcunda olacak. Bu dönemde yakın çevreniz, arkadaşlarınız, aileniz, çocuklarınız, onlarla iletişiminiz daha yoğunlaşabilir, daha güçlü iletişimler kurabilirsiniz. Yazılı ve sözlü olarak kendinizi daha iyi ifade edebileceğiniz bir haftadasınız. Eğer ki yapmak istediğiniz, görüşme, söylemek istediğiniz, önemli, kendinizi ifade etmek istediğiniz önemli konular varsa bunun için çok uygun bir haftadasınız.
Hem sözel olarak hem yazısal olarak kendinizi mükemmel ifade edebilirsiniz. Mars Boğa burcunda ilerliyor olacak ayın ortalarına kadar. Mars Boğa burcunda ilerlerken biraz sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor sevgili yaylar. Burada ateşli hastalıklar, küçük sakallıklar ve kazalar yaşanabilir. O sebepten dolayı bu hafta için dikkat etmeniz gereken konu sağlığınız ve kendiniz. Küçük kazalardan, sakallıklardan, ateşli hastalıklardan korunmak için bir takım önlemler alabilirsiniz sevgili yaylar. Sevgili yaylar, güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgili oğlaklar, yılın önemli bir haftasındayız. Bu hafta ay tutulması meydana gelecek ve gezegenlerin burç değiştirmeleri söz konusu. Ayın başından Merkür Koç burcuna geçecek. Mars ise Boğa burcuna geçerek Merkür ayın ortasına kadar Koç burcunda olacak. Yaşam enerjinizin ve motivasyonunuzun yüksek olacağı bu haftada önemli kararlar alabilirsiniz. Aşk hayatınızda ve kariyer hayatınızda. Ayrıca de küçük sürprizler ilişkinizde, iş hayatınızda karşınızda çıkabilir. Sizin için olumlu olabilecek küçük sürprizler yaşayabilirsiniz. Bunlara da hazırlıklı olun. Geçen haftalarda maddi ve manevi anlamda biraz sıkıntıda olan sevgili oğlaklar, bu hafta itibariyle maddi ve manevi anlamda yükselişe geçerek geçen haftaların sıkıntılarından kurtulacaklar. Sevgili oğlaklar, güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgili kovalar, yılın oldukça şanslı ve hareketli bir haftasındayız. Ay tutulması meydana gelecek ve gökyüzünde önemli açılar var. Gezegenlerimizin burç değişimi var ve bunlar bizi, yani sizleri nasıl etkileyecek sevgili kovalar? Merkür ayın başında Koç burcuna geçecek ve bu sizin iletişiminizi olumlu ve pozitif anlamda etkileyecek. Sizin hem zihinsel kapasitenizi artıracak hem de iletişim gücünüzü en üst seviyeye çıkaracak. Bu durum sevgili kovaların sosyal alanda, sosyal ilişkilerde başarılı ve güzel bir hafta geçireceğini işaret ediyor. İkili ilişkilerinizin ön planda olacağı bir haftadasınız. İkili ilişkilerinizin size hem kariyer anlamında, hem iş anlamında, hem de parasal maddi anlamda bir takım getirileri olabilir. Bunun için de tabii sevgili kovaların biraz çaba göstermeleri, biraz çaba harcamaları gerekiyor. Kovalar için güzel bir hafta olacağını söylememiz yanlış olmaz. Sevgili kovalar, güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle hoşçakalın. Sevgili balıklar, yılın hareketli ve şanslı bir haftasındayız. Bu hafta gezegen değişimleri ve ay tutulması meydana gelecek. Haftanın hemen başında Merkür Koç burcuna geçecek. Mars ise Boğa burcuna geçiyor. Merkür ayın ortasına kadar Koç burcunda olacak. Yani para evinizde olacak. Bu hafta içerisinde bir takım harcamalar sizler için söz konusu olabilir. Özellikle iletişim ve teknoloji alanında bir takım harcamalar yapabilirsiniz. Mars Boğa burcunda ilerliyor olacak. Yanı sıra sizin üçüncü evinizde ilerleyecek. Yakın çevrenizde, yani ailenizle ve yakın arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde biraz daha öfkeli ve sinirli yapabilir Mars'ın sizin üçüncü evinizde hareket ediyor olması. Bu dönemde yakın çevrenizdeki insanları kırmamaya, öfkenize kapılmamaya özen göstermeniz sizin için iyi olacaktır. İnsanları kırabilir ve ilerleyen haftalarda bununla alakalı pişmanlıklar yaşayabilirsiniz. Sevgili balıklar, sizler için bu haftaki tavsiyemiz öfkenize hakim olun. Etrafınızdaki insanları kırmamaya özen gösterin. Sevgili balıklar, güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın. Değerli Business Channel Türk izleyenleri, Bir Kaderin Şifresi programının daha sonuna geldik. Bizimle alakalı soru ve görüşlerinizi medyumemre@businesschannel.com adresine iletebilirsiniz. Hoşçakalın. Haftaya görüşmek üzere.